sur yapı Antalya'nın katkılarıyla hazırlanan başarı bedel ister başlıyor. Ben sürekli kendimi geliştirmek mecburiyetindeyim. Sürekli yeni şeyler söylemek, yeni şeyler ortaya koymak mecburiyetindeyim. Merhabalar dostlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Başarı bedel ister. Yeni bölüm, 6. bölüm. Bugüne kadarki bölümlerde daha çok genel anlamda başarı üzerinde durmaya çalıştım. Ve neden başarılı olmalıyız? Bu sorunun cevabını aramaya çalıştım. Ama artık yavaş yavaş aziz dostlar başarının alt başlıklarına girmemiz gerekiyor. Yani Nasıl sorusunu cevaplandırmamız gerekiyor? Başarı ama nasıl? Hangi yollarla başarılı olabiliriz? Günlük pratik olarak uygulayabileceğimiz başarı formülleri nelerdir? Uygulamada unutmamamız gerekenler nelerdir? Bunların üzerinde yavaş yavaş derin bir şekilde durmaya çalışarak başarıyla alakalı bir atlas, bir yol haritası oluşturalım istiyoruz. Bir defa hepinizin bir yerlere not etmenizi istediğim 3 tane T harfi var. 3T kuralı dediğimiz 3T harfini kendi başlıklarıyla lütfen bir yerlere not edin. Defterinize, ajandanıza, duvarınıza vesaire. Ve bu 3T'yi unutmayın. Unutmayalım. Çünkü yönlendirecek. Yani günde 3 defa hatırlasanız bu 3T kuralını hayatınız değişebilir. 3 defa gereğini yapsanız. Deseniz ki ben başarılı olmak istiyorum ve 3T'yi de hayatımın bir yerlerine yazdım. Ömrümün bir tarafında 3T duruyor. Nedir? Birinci T Tecrit. Ben tecrit mantığıyla yaşaması gereken bir insanım. Her şeye yetişemem, her şeyi yapamam, her istediğimi elde edemem, her istediğim davranışı gerçekleştiremem. Kendimi biraz soyutlamam gerekiyor. Başarı için soyutlama şarttır. Tecritin anlamı bu. Ne için soyutlayacağız? Ona geleceğim. Nasıl soyutlayacağımıza geleceğim. İkinci T, te, Tediric. Birden bire her şeyi yapma imkanına sahip değiliz. Anında, kısa vadede büyük bir başarı elde etme imkanımız yok tedricen gitmek mecburiyetindeyiz. Yani derece derece, adım adım. Üzerine yavaş yavaş giderek, günleri birbirine ekleyerek, haftaları, ayları, yılları birbirine ekleyerek bir hedefe doğru yürüyebiliriz. Buna tedricen diyoruz. Birdenbire, hemen büyük bir atlamayla, zıplamayla büyük bir hedefe ulaşmak. Hayır, hayır. Bu insani de değildir. Çünkü insan birdenbire olgunlaşmıyor. İnsanın kemale ermesi yıllar içerisinde gerçekleşiyor. Bebekliğinizden çocukluğunuza, çocukluğunuzdan gençliğinize, gençliğinizden orta yaşa, orta yaştan yaşlılığa doğru bir bakın. İmam Gazali'nin dediği gibi insan aslında dünyada kemale ermek için uğraşıyor da yol yanlış olunca zevale eriyor. Zevale ermemek için, kemale ermek için mutlaka tedricen hem maddi hem manevi hedeflerinize doğru yürümeniz gerekiyor, yürümemiz gerekiyor. Bu ikinci te tedriç kuralı adım adım gitmeniz. Soyutlayarak gitmeniz, adım adım gitmeniz ve üçüncü te. Yine yazacağız bir yere. Tecdiden. Yani yenilenerek. Hemen hemen aynı harflerden doğan üç kelime. Tedricen, tecriden ve tecdiden. Yani soyutlayarak adım adım ve yenilenerek. Bu üçünü yapabilen kişinin hangi hedef durabilir ki önünde? Düşünsenize. Kişi kendisini adamış bir hayale, bir hedefe adamış. Hayalleri sıralamış, hedefleri koymuş önüne. Kendisine uygun en güzel hedefi seçmiş. Tabiatına uygun, yeteneğine uygun. O konuda bir şeyler yapabileceğine inanıyor. O alan kendisinin alanı. Orada yürüyebilir buna inanıyor. Belirlemiş onu. İşte alanlar içerisinden, konular içerisinden tecrid bir alanı seçmektir. En çok başarı gösterebileceğimiz bir alanı ama biz tek alanla da sınırlı kalmayız. Elbette ki onunla da ilişkili olarak diğer alanlarda da bir şeyler okuyacağız, elde edeceğiz. Tek boyutluluk yok. Yani yedi tuğla sahip olmak için çırpınmamız gerekiyor. Uzun el sahibi olmak için. Ama bir alanda da tevarüs edeceğiz. Bir alanda da tezahür edeceğiz, ortaya çıkaracağız. Bilgilerimizi, yeteneklerimizi, elde ettiklerimizi neticelere dönüştüreceğiz. Bu tecriden yapabileceğimiz bir şey. Tecrit başlığını bu T harfini iki başlık altında düşünebiliriz. Bir, kendimizi tecrit, ilişkilerimizi, kimlerle bir araya geldiğimizi, neler yaptığımızı, insani ilişkilerimizi düşünüp mutlaka bir tecritten geçirmemiz lazım soyutlamadan. Kimlerle ne zaman? Akraba ziyaretleri ne zaman? Kendimize ne zaman vakit ayıracağız? Aile ilişkilerimizde bir dumur, bir kesiklik olmasın diye aile ilişkilerimizi nasıl yürüteceğiz? Ne zaman dinleneceğiz? Ne zaman okuyacağız? Ne zaman iş yapacağız? Bütün bunları 24 saatin içerisinden tecrid ederek olgunlaştırmamız gerekiyor. 24 saatin içerisinde biz tecridi nasıl uygularız? Bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. İlişkileri, çalışmalarımızı, yakın aile ilişkilerimizi, zevklerimizi, spor faaliyetimizi vesaire bütün uğraşılarımızı tek tek gözden geçirip esas manaya taluk edecek şekilde yani ana hedefimizden bizi saptırmayacak şekilde bunları ayıklamak ve ona göre tasnif etmek mecburiyetindeyiz. Ve ana hedef her şeyi yapamazsınız. Her alanda büyük başarılar zordur. Mümkün değil mi mümkün? Yani bir spor dalı vardır. Pek çok alanda bakarsınız kişi başarılı oluyor ve onun altın madalyasını alıyor. Mümkün. Ama en azından her birimizin bir ana hedefi, bir ana hayali olmalı o hedefi, o hayali de konular içerisinden, hayaller içerisinde bize en uygunu olarak tespit etmemiz gerekiyor. Buna konu tecridi diyorum ben. Konuyu sınırlandırmak, konuyu tecrit etmek, konuyu soyutlamak ve özel bize ait olan o konuyu belirlemek. Buna konu tecridi. İlişki tecridi insanın ilişkilerinden kendisini kenara çekmesi, soyutlaması, hedefine uygun şekilde bir ilişki ağı oluşturması. Günlük Faaliyetlerimiz içerisinde bütün 24 saatimizi dolduracak uyku tecridi. O kadar çok önemli ki. Alabildiğine uyuyan, başını koyduğunda ne zaman uyanacağını bilmeyen adamdan büyük başarılar elde etmek beklenilmez. Onun da büyük başarılar göstermesi mümkün değil. Mutlaka ne zaman uyuyacağını, ne zaman uyanacağını, uykuya ne kadar vakit ayıracağını tecrit sıfatı içerisinde gerçekleştirmesi lazım. Yani 24 saat içerisinden kaç saat bize uyku olarak yeter? 24 saatin kaç saatini soyutlayabiliriz uyku için, dinlenme için. Tecrit bunların hepsini içine alıyor. Öyle güzel bir kavram ki. Tecrit mantığıyla yaşayan kişi neden kurtulur biliyor musunuz? Alaladelikten kurtulur. Sıradanlıktan kurtulur. Alalade yaşamak istemiyorsanız, bayağılıktan kendinizi uzaklaştırmak istiyorsanız, sıradanlıktan ayrı bir hayat tarzınız olsun. Gerçekten de anlamlı, özel, size has bir yaşam tarzınız olsun istiyorsanız tecrit kuralını uygulayın. Başarı için şart. Tedriç, adım adım. Hani çok güzeldir e, İncil'i Çavuş hikayesi var. Çok sevdiğim bir hikayedir benim. İncil'i Çavuş'un o hikayesini anlatacağım ama tedriçle ilgili, adım adımla ilgili de şu Kutadgu Bilik beytini okumak istiyorum. Kutadgu Bilik'in 6134. beyti şöyledir. Zaman zaman okurum. Benim de rehberimdir bu. Çünkü hep böyle düşünürüm. Güneşe baktığımda, dünyaya baktığımda, gölgelere baktığımda derim ki gölge bile yerinde durmuyor. Ben nasıl yerimde durayım? Gölge bile sürekli yer değiştiriyor. Güneş yer değiştiriyor. Kainat yer değiştiriyor. 1134. beytte Kutadgu birlikte Yusuf Has Hacip Kölike turur dünya devlet künü Kölike bir ök yerde turmaz köni Yani bu dünya gölgedir devlet ise güneşi Gölge bir yerde durmaz sürekli Bu dünya gölgedir diyor Onun devleti ise güneştir Ya da onun güneşi ise devlettir İki türlü de okuyabiliriz Ama diyor gölge bir yerde sürekli durmaz yani devlet bir yerde durmamalı. Gelişmeli. Çünkü dünya bir yerde durmuyor. Çünkü dün dünde kalıyor cancağız. Yeni şeyler söylemek lazım. Çünkü yer değiştiriyor dünya. Sen nasıl aynı yerdesin? Gölge bile aynı yerde durmazken, güneş giderken, gölgeyi sürüklerken sen aynı yerde nasıl duruyorsun? Gelişmen lazım, değişmen lazım. Adım adım bir yerlere doğru gitmen lazım. Gölge nasıl adım adım uzuyor, adım adım kısalıyor. Adım adım güneş tam tepedeyken Bir daireye dönüşüyorsa gölge Adım adım uzamalı Gerektiğinde adım adım kısamalı hedefe doğru yürümelisin Yerinde durmamalısın Yani anlamda burada bir sıkıntı yok ee, Bunu iyi anlarsak Dünya gölge devletse güneşi Gölge bir yerde durmaz sürekli Bu devletse güneşinden şunu da çıkarabiliriz Dünya bir gölge Ama ona, onun güneşi ise devlet Yani devlet yoksa Dünyayı aydınlatacak Devlet yoksa bize huzuru sağlayacak. Devlet yoksa adaleti te temin edecek kim var? Ya yani bu dünyada devletin kayım olması lazım ki devlet bize bütün bunların sağlayıcısı olsun. Düşünsenize dünyada hiç devlet yok. Yani anarşizmin tam hakim olduğunu düşünelim. Anarşizm biliyorsunuz devletsizliği hedefler. Yani anarşinin dünyasında devlet yoktur. Otoriteyi ortadan kaldırmak vardır. Siyasi otoriteyi vesaire devleti ortadan kaldırmak vardır. Hatta iki türlüdür bu. Bir yakarak, yakarak bir de zihinlerde önce bunu ortadan kaldırarak. Hatta anarşistlerin başında kişiler bu konuda enternasyonelde tartışmışlar ve ayrılığa düşmüşlerdir. Öyle diyelim. Onun için devletle alakalı bu Kutadgu Bilig beyti bize aynı zamanda tedricen adım adım başarılı olmanın da yolunu gösteriyor. Tıpkı bir gölgenin yerinde durmadığı gibi siz de yerinizde filan durmayın. Adım adım bir başarıya doğru gidin diyor. İşte Yine bunu en güzel anlatan hikayelerden birisidir. İncili Çavuş'un merkep okutma hikayesi aziz dostlar. Çocukluğumuzda köyümüzde anlatmıştı dedelerimiz, büyüklerimiz. İran Şahı tellallarla bağırıyor, bağırtıyor bir yerlerde insanları. Diyor ki kim bir merkebi okutursa büyük hediyeler verilecek kendisine. Okuturum deyip de okutamayanların başı vurulacak. Ya buna talip olan da dikkatli olsun. Merkep okur mu okumaz mı göreceğiz. Hiç kimse cesaret edemiyor. İncil Çavuş Nam, yani İncil Çavuş adlı büyük kahraman, tarihteki efsanevi kahraman, ben okuturum diye müracaatta bulunuyor. Şah da kendisini bildiği için diyor ki İncil'i okutamazsan kellerini kaybedersin. Biliyorsun değil mi? Elbette Şah'ım diyor. Okutamazsam gereğini yapın. Ve şartlarını ortaya koyuyor. Diyor ki ben merkebi birdenbire okutamam. Ancak adım adım. Ancak gün gün bana 40 gün süre vermeniz lazım ki ben bunu alfabeyi öğreteyim, okumayı öğreteyim. 40 gün içerisinde de onu besleyebileceğim arpayı, samanı, yiyecekleri vermeniz lazım. E ben de kapanacağım, kendimi tecrit edeceğim. Kendimi soyutlayacağım ki bunu yapayım işte. Tecrit ve tedriç adım adım ve soyutlama iç içe. Merkep okutma hikayesinde. Bir kendini soyutluyor, merkebi soyutluyor, yiyeceklerini alıyor, şartları sağlıyor ve başlıyor merkebi okutmaya. Yani İran Şah'ın dedelerinin tarihlerinin yazılı olduğu bir deri kitap veriyorlar. Ona diyorlar al bunu okut bakalım. 40 gün aralıksız merkebe o deri kitabın sayfalar arasında ot ve saman yediriyor ve arpa yediriyor. İncil'i çavuş. Öyle bir hale geliyor ki buna klasik şartlandırma diyoruz. Pavlov'un meşhur deneyleri vardır. Rus düşünür. Klasik şartlandırma deneyleri. Bir süre sonra merkep İncil'i çavuş herhangi bir şey yapmadan diliyle sayfaları çevirip sayfalar arasındaki arpayı, samanı yemeye başlıyor. Ve öyle bir şartlanıyor ki artık merkep kitabı gördüğünde kitaba doğru yürüyor. Üzerini kokluyor, sayfaları çevirip başlıyor yemeye. Efsane bu, hikaye bu. 40 gün sonra haber veriyor şah. Diyor ki şahım tamamdır. Merkep okudu. Divan kuruluyor. Şah tahtında bütün vezirler, yöneticiler, komutanlar orada. Herkes hazır rahleyi getiriyorlar. Üzerine koyuyorlar o e, inan şahının dedelerinin tarihini anlatan kitabı. Deri kitabı. Ama kitap bomboş. İncil'i çavuş. Merkebi getiriyor. Gözleri bağlı. Merkep son iki üç gündür bir şey yememiş. Karnı aç. Şu konuşmayı yapıyor İncil'i Çavuş. Şahım diyor. Allah herkese değişik kabiliyetler vermiştir, yetenekler vermiştir. Bu merkep de kabiliyeti ölçüsünde okudu. Şimdi kabiliyetini icra edecek ve okumasını size gösterecek, takdim edecek. Açın diyor merkebin gözlerini. Gözündeki perdeyi kaldırıyorlar. Merkep aç olduğu için sağa sola bakıyor ve rahleyi görüyor. Rahleyi görünce üzerindeki kitabı görüyor. Kitabı görünce hemen kitaba doğru hareket ediyor. Geliyor kitabın üzerine koklamaya başlıyor. Ne arıyor kitabın üzerinde? Arpa ve saman arıyor. Ama o böyle burnuyla kitabın üzerine koklarken İncil'i çavuş diyor ki Şahım şu anda kitabın ismini okuyor merkep. Çeviriyor sayfalarını başlıyor arpa aramaya, saman aramaya. O sayfada yok, öbür sayfada yok derken Merkep hızlı bir şekilde kitabın sayfalarını çevirmeye başlıyor. Şah hayretler içerisinde, herkes hayretler içerisinde. İncili Çavuş şöyle bir açıklama yapıyor o anda. Sonuna doğru çok iyi öğrendi, hızlandı, ezbere okumaya başladı neredeyse diyor şah. En son sayfayı çevirince arpayı samanı bulamayınca merkep dönüyor. Garip sesler çıkarıyor şaha karşı. Af buyurunuz bir anırıyor bir bağırıp çağırıyor. Çünkü arpayı samanı bulamadı. Ya Allah dışarı. Şah şöyle diyor yakalayın İncil çavuşu boynunu vuracağım. İncil çavuş diyor ki bir dakika sultan şah bir dakika. Ben size ne dedim? Allah herkese farklı kabiliyetler vermiş. Bu merkebe de dil vermediği için içinden okuma kabiliyeti vermiş. Ben ona ancak içinden okumayı öğretebildim ve 40 gün adım, adım 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 ona okumayı öğrettim. Dedelerinizin tarihini okudu, başlığını okudu, kitabın içini okudu. Bir de sonunda düşünün, dua etti, sesler çıkardı, onların ruhuna da bağışladı ve buradan gitti diyor. Şah şöyle bir duruyor, düşünüyor diyor ki altınlarını verin İnciliye, İncili haklı. Çünkü bir merkep bir kitabı ancak bu kadar okuyabilir. Allah herkese farklı kabiliyetler vermiş. Ama insana kainatın en güzel kabiliyetini vermiş. Konuşmak, okumak, yazmak, üretmek, sonuca ulaştırmak. Bu başka canlı varlıklarda yok. Onun için bizler tedricen, adım adım ve tecritle soyutlayarak hedeflerimize doğru adım adım yürümek mecburiyetindeyiz. Üçüncü temi o da tecdiden. Tecdiden olması da yenilenerek. Yenilenerek. Her gün üzerimize bir şeyler koyarak. Sanki Allah'ın oku emrini her gün hatırlayarak. Her gün yeni şeyler öğrenerek Mevlana diyor yani aziz dostlar Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan donmadan akmak ne hoş Dünle beraber gitti cancağızım Ne kadar söz varsa düne ait Şimdi yeni şeyler söylemek lazım Yeni şeyler söyleyemeyenlerin Tecdidi bilmeyenlerin Dünyaya söyleyebilecekleri bir söz de zaten yoktur o zaman ne yapacağız? Bir, kendimizi tecrit edeceğiz. İlişkilerimizi düzenleyeceğiz. Başarı için. Temel yollardan birisi bu. Bunu yapamayan başarılı olamaz. Şöyle söyleyeyim. Tecridi gerçekleştiremeyenin tecridi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Yani kendisini soyutlayamayanın yenilenmesi imkansızdır. Günü birlik kargaşa içerisinde kaybolur gider. Günü birlik ilişkiler içerisinde yiter ve asla ve asla bir hedefi gerçekleştiremez. İki, tecridi gerçekleştiremeyenin tedrici gerçekleştirmesi mümkün değildir. Yani kendisini soyutlayamayan bir hedefe, bir ideale, bir ülkeye adamayan kişinin adım adım o ülkeye doğru, o hedefe doğru yürümesi de mümkün değil. O ideale doğru, o fikre doğru, eskilerin dediği şekliyle söyleyeyim, o mefküreye doğru adım adım yürümesi imkansızdır. Tecrit edecek, soyutlayacak, kendisini odaklayacak, hedefine doğru yürümeye başlayacak ve bunu tedricen adım adım devam ettirecek. Ta ki hedefine ulaşana kadar. Ama bir şeyde hiç unutmayacak hayatımda. Ben sürekli kendimi geliştirmek mecburiyetindeyim. Sürekli yeni şeyler söylemek, yeni şeyler ortaya koymak mecburiyetindeyim. Bunu da kendisi için bir rehber cümle olarak ifade ederse, kabul ederse biz başarının 3T'sini ve bu 3T'den doğacak bereketi aynı ile yaşarız sevgili dostlar. Adım adım gideriz, kendimizi kontrol ederek kendimizi mutlaka muhafaza ederek yürürüz tecritle ve her gün yeni şeyler söylemenin gayretiyle öğrenme çabamızı asla ve asla ikinci plana itmemiş oluruz. Hepinize gelecekte 3T'yi hayatına hakim kılmış insanlar olarak başarılar diliyorum. Ve umuyorum ki her biriniz her gün acaba ben bugün kendimi neden tecrit etmeliyim? Ben bugün hangi şeyi adım adım yürüyorum ve ben bugün hangi yeni şeyi söyleyeceğim ve öğreneceğim diye bir yol belirlemiş olasınız. Umuyorum ki hayatınızda 3T hayatınızın ve başarınızın temelinde önemli bir yer oluştursun. Hepinize sevgiler. Tur yapı Antalya'nın katkılarıyla hazırlanan başarı bedel ister sona erdi.